Günaydın izleyicilerimiz, hayırlı cumalarınız olsun. 0212 995 0591'den bize rüyalarınızla ilgili ulaşabiliyorsunuz diyorum. İsmini vermek istemeyen bir izleyicimiz Diyarbakır'dan arıyor. Günaydın. Günaydın Emine Hanım, nasılsınız? Çok teşekkürler, siz nasılsınız? Buyurun. Emine Hanım, ben 3 defadır aynı kişiyi rüyamda farklı farklı görüyorum. Ben size anlatmak istiyorum. Aynı kişiyi farklı... 3 defa farklı. Evet. Farklı farklı görüyorsunuz değil mi? Evet. Kaç yaşındasınız bir tane? Ben 18 yaşındayım. 18 yaşındasın. Şimdi özel hayatınla ilgili kafana taktığın ya da duygusal anlamda bir kişiyi kafaya çok fazla taktın mı bir tane? Yani şu anda işte gördüğüm kadın yanında çocuk tedavisi alıyorum ben. Hı hı. İşte rüyamda gördüm ben, yani nasıl çok farklılar aralarında, ben onu anlatmak istiyorum. Şimdi şöyle söyleyeceğim, senin karmaşık bir dönemin olabilir bir tanem ama senin ne demek istediğini ben anlayamadım. Yani sormak istediğin insanı mı, yeğenini mi sormak istiyorsun? Hayır, ben rüyamda yani aynı kişiyi farklı farklı 3 kere gördüm rüyamda ama farklı şekilde. Tamam. Gördüğün kişi erkek ama değil mi bir tane? Hayır, bayan. Bayan gördün, tamam. Çok değerli bir insan. Tamam. Şöyle söyleyeceğim, sizin hayatınızla ilgili o gördüğünüz kişinin size iyiliği olacak. Büyük bir ihtimal bu yıl kendi kariyerinizle alakalı ya da özel hayatınızla ilgili verimli bir dönem ve hanenizle ilgili güzel bir başlangıç, duygusal hayatınızın oturma dönemi. Yani farklı farklı gördüğünüz şeyler sizin hayatınızla ilgili olumlu ve aydınlık olacak bir tanem. Peki rüyamda uyandığımda etrafımda 5 tane yavru kuş vardı ve anne kuş gelip avuçlarında yuva yapıyordu. Bu nasıl? Bu sizin muradınız. Bekarsanız evlilik yapacağınızı, kariyerinizle ilgili ne beklentiniz varsa olumlu süreç olacağı. Çocuğu da temsil eder bir tanem bu rüyanız. Peki görüncem de rüyasında şey görmüştü. Kırmızı bin dallı giydiğini görmüştü. Kim görmüştü? Görüncem. Görümceniz. Erkek çocuğunuz var mı? Yok, ben çocuğum olmuyorum. Tamam, burada sizin muradınız demek ki çocuk, umudunuz çocuk. Allah size erkek çocuğu nasip edecek. Yakın dönemde gözüküyor bir tane. Sağ olun, teşekkür ederim. Rica ederim. Hoşça kalın. Sacide Erdoğan Almanya'dan arıyor. Günaydın Sacide Hanım. Günaydın. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkürler. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Buyurun, doktor dinliyorum. Doktor düşürdüm. Daha önce de 2 sefer aradım da. Kısmet bugüneymiş artık. Evet. Buyurun. Ben aslında rüyalarımı çok çabuk unutan biriyim. Evet. Gece görüyorum, sabah uyandığımda rüyalarımı hatırlamıyorum. Kaç yaşındasınız? 48. 48. Şöyle söyleyeceğim, hanemizle alakalı oluşmasını istediğimiz çocuklarımızla ilgili yeni bir oluşum dönemini, yani rüyayı fazla görüyor olabilir, hatırlamıyor olmanız ailenizin çok stresli ve karmaşık döneminin iyileşme evresi. Kız çocuğunuz var mı hanımefendiciğim? Hayır. Ya da oğlunuz? Oğlum var. Tamam. Bir evli mi? Kaç yaşında? Büyük 26, küçük 19 olarak. Tamam. Büyük olan evli mi? Evet. Onun evliliğiyle alakalı bazı karmaşıklıklar olabilir. Dikkat diyorum. Diğer çocuğunuzun da kendi kariyeriyle ilgili 2 yıllık bir süreci var ama siz bende mutsuz ve çok yorgunsunuz. Hayatınızdaki her şey çok fazla ters gitmiş noktada. Bu anlamda bir de yeni bir anahtarınız olacak. O aydınlık gözüküyor. Endişe etmeyin lütfen. Ben yıllar önce rüyamda bir seferinde 4 tane yılan gördüm. Bir anne yılanla 3 tane yavru yılan. Tamam. Ben yatağın üzerinde oturuyordum. Evet. O yılanlar bana aşağı inersen sokarım diyordu anne yılan. Hasta benim kim var? Benim kafama kazıldı. Hasta kim var peki? Hasta kendim hastaydım. Tamam, bir tedavi evremiz 3 dönem yani 3 ay. 3 hafta sizin tedaviniz biraz sıkıntılı ve riskli olacak ama sonu aydınlık ve iyileşme, vücudunuz iyileşme sağlayacak gözüküyor. Bir ameliyat evremiz var. Bu ameliyattan sonra sıkıntımız kalmayacak. Ameliyat oldum ben. Tamam. Bu bir ameliyat evremiz var. Demek ki sizin 3 hafta, 3 ay, 3 dönem içerisinde vücudunuz komple iyileşecek. Yalnız kis enerjisi var vücudumuzda. Nereden ameliyat oldunuz? Beyin.
beyinden. Yani vücudumuzda kis oranı, yani vücut kanser riskine çok yakın vücut evremiz. Bunları çok stres altına almayacaksınız. Çünkü siz de 2009'dan bu yana çok stresli bir dönem yaşadınız ve hem maddi hem manevi olarak çöküntü yaşadığınız için vücut stresli. Ama 3 dönem sonra vücudunuzda herhangi bir sağlık problemi kalmayacak, merak etmeyin. Oldu, teşekkür ederim. Rica ederim, sevgiyle kalın, hoşça kalın. Evet, 0212 995 05 51'den bize ulaşabiliyorsunuz diyorum. Muzaffer Bey arıyor. Günaydın Muzaffer Bey. İsim soyadı Günaydın. Var. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Çalışmalar Emin Hanım. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Buyurun. Ben her zaman sizi izliyorum ama ilk zamanlar çok da çıktım yani. 2 hafta iki kere falan görüştüm sizinle. Evet. Şimdi de rahatsız olduğum için ayağımdan ameliyatlıyım ben. O nedenle görüşemedim, şey yapamadım, çıkamadım yani. Şimdi ben rüyaya geçmek istiyorum. Rüyamda sürekli ben köprüden geçiyorum. Evet. Su görüyorum, yeşil su. Yeşil su yani, görüyorsunuz. Bir de bugün de gördüğüm hep babamı görüyorum o yeşil sudan sonra. Sürekli babamla görüşemiyorum ben şeyden beri. Tamam. Bugün de ata bindim. Böyle asfalt yol, ne dar ne geniş. Kenarları şey, ortasında su var, kenarında da şey var, öbür tarafında yol var. Yol böyle var. Yurt dışına gitmişim, yurt dışında yani bu olay. Gidiyorum gidiyorum aşağı doğru iniyorum, evet. Karşıma bir su, zaten ortasında da su var, evet. Oradan geçemedim, tekrar geri döndüm. Orada Avrupa'da yaşayan insanlar varmış, yaşlı bayanlar. Oradan tekrar onlarla görüştüm, atlan tekrar aynı yoldan. İstikametten gidiyorum gidiyorum, önüme bir beyaz taksi geldi. Beyaz evet. Taksi de kumda badanaş yapıyor. Oradan geçemeyeceğim diye kumların içinden aşağı doğru indim. Oradan tekrar kumundan yukarı çıktım ben. Ve bunun sonucunda alttan indim orada. Bana elime bir şey verdiler orada. Bilet gibi. Evet. Oradan indim. Bir hastanenin bahçesinde limon topladım. Birkaç tane limon topladım. Anlatsam rüyamı hatırlamıyorum yani. Tamam. Muzaffer Bey kaç yaşındasınız siz? 51. 51. Şöyle söyleyeceğim. Burada beklediğiniz dışarıdaki ülke olabilir. Türkiye alanında bir evrak, bir oluşum ya istediğiniz bir mahkeme kağıdı ile ilgili ne beklentiniz var? İşle ilgili. İşle ilgili. Bu beklediğiniz olay neyse bu Eylül'e kadar çözümlenmiş olacak. Çünkü siz maddi ve manevi çok büyük zorluklar atlatıyorsunuz. Doğru. Ve son 3 yılınız böyle her şeyiniz ziyan olmuş bir vaziyette. Hayatınızdaki kariyer döneminizde de aksilikler var. Ve ev düzeninizle ilgili de yaşadığınız karmaşıklıklar çok fazla var. Ve yurt dışından bir aileniz olabilir ya da çevrenizle alakalı bir sıkıntılı oluşum. Ama sizin bu yıl bitmeden Eylül ayı itibariyle yaşadığınız bütün 3 yıllık sıkıntılarınız bitmiş. Verimli ve aydınlığa kavuşmuş olacağınız gözüküyor. Yeşil Murat'tır. Yeşil Murat'tır. Bu evet. Su da yeşildi. Yani hatta gittiğim su da yeşildi. Yani sizin hayatınız 3 yıldır çok karmaşık ya. Yolunuz evet. Yok. Yani ne tarafa gitseniz maddi manevi çok büyük sıkıntılar içerisindesiniz. Fakat sizin için Eylül ayından sonra gerçekten verimli ve başarılı ve maddi olarak da toparlanmaya başlayacağınız bir evre olacak. Endişe etmeyin. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Ben size bir şey de danışmak istiyorum da. Buyurun. Eşim sürekli ev ve deniz görüyor. İkiz çocuk ve bir tane de tek çocuk görüyor rüyasında doğmuş olarak. Sizin çocuğu, eşinizin ismi ve yaşı kaç? Eşim Kübra Doğan. Yaşı 42. Peki kızınız ya da oğlunuz var mı? Kızımız var. Tamam. Bir çocuk daha düşünceniz var mı? Vallahi şu anda öyle bir şey düşünmüyorum çünkü ben ameliyat geçirdim birkaç sefer. Tamam. O yüzden... Tamam. Yani bu çocuğunuzla ilgili eğer evdeki evladınızla ilgili korkularınız, endişeleriniz ya da düzeniyle ilgili sıkıntınız varsa gayet aydınlık ve verimli. Eşinizin belki ruhsal anlamda yaşadığı bazı zorluklar depresyona itmiş olabilir. Bunları toparlarsanız sevinirim. Bir sıkıntınız yok. Eylül sizin için çok doğru bir dönem, hayırlı bir dönem. Hem aileniz, hem çocuğunuz, hem sizin için çok aydınlık dönem. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. İsmini vermek istemeyen bir izleyicimiz Gaziantep'ten arıyor. Günaydın. Günaydın. Buyurun, dinliyorum sizi. Emine.
Evet, buyurun, günaydın, hoş geldiniz. 2 gün önce rüyamda bir tane erkek çocuğu. Onu da emziriyordum. Evet. Çocuk da bana emzirdikten sonra çocuk bana bakıp bakıp gülüyor. Bakıp bakıp gülüyor. Kaç yaşındasın bir tane? 26 yaşındayım. Evli misin? Evet, evliyim. İki çocuğun mu var, bir tane mi? İki tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Özellikle gülen, küçük olan erkek çocuğunuz mu? Yok, küçük olan kız çocuğu. Kız çocuğunuz, tamam. Belki onun biraz hassas bir noktası olabilir. Vücuduna ya da sağlığına dikkat ederseniz sevinirim. Emzirmek bu yıl sizin için maddiyat ve ev yatırımını temsil eder. Hanenizle ilgili yaşanan aksi, çünkü karı koca hayatınızla alakalı noktada da bazı belirsiz giden olumsuzluklarımız var. Bunların toparlanacağı, hatta büyük bir ihtimal Ekim ayı itibariyle de ev sahibi olacağınız ve tekrar bir çocuk ve erkek çocuğunuzun gösteriyor yalnız. Güzel, gülen çocuk. Peki şey diyeceğim, Ekim ayında mı demiştim? Aralık ve Ekim dönemi itibariyle ev sahibi, emzirmek malı, çocuğu, hanedeki düzensizliği oturma dönemidir. Güzel, aydınlık rüyanız. Evet, bir de ben menopoz hastasıyım. Benim çocuğum zaten olmaz diyorlar ama olur mu acaba? Efendim bir tane? Ben zaten menopoz hastasıyım. Evet. Çocuğum olmaz diyorlar ama olur mu? Bir çocuğunuz daha gözüküyor, Allah kısmet ederse, erkek olarak. Çünkü gülen bir çocuk. Yani size Cenab-ı Allah katında bir evladınız daha var. Ve o size yüzünü göstermiş. Erkek çocuğu gözüküyor. İnşallah Emine Hanım. Peki. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Ayşe Dönmez Ankara'dan arıyor. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız Ayşe Hanım? Teşekkür ederim, iyiyim. Emine Hanım, ben de rüyamı söyleyecektim. Buyurun, dinliyorum ben sizi. Önce eşimin rüyasını söylesem. Tabii, buyurun. Geçen bayağı oldu bu, birkaç ay oldu. Rüyasında bütün dişleri dökülmüş. Eşinizin ismi nedir hanımefendi? Hüseyin Dönmez, 38 yaşında. Siz kaç yaşındasınız? Ben de 37 ya da 38, tam emin değilim. Ya 77'liyim ya 78. Tamam, sorun değil bir tane. Şöyle söyleyeceğim, eşinizin maddi anlamda, hanenizde ciddi anlamda sıkıntılar var. Diş dökülmesi bir türlü olayları toparlayamadığınız ve toparlanamadığınızı gösteriyor. Evet. Fakat 32 ay içerisinde ya da 30 ay içerisinde hayatınızdaki tüm sorunlar bitmiş. Hatta şöyle söyleyeceğim, yaşadığınız yer değil de başka bir noktadan yatırım alacağınız gözüküyor. Güzel, yalnız eşinizin bir sağlık problemi olabilir. Mutlaka ihmal etmesin kalp damarlarıyla alakalı noktada. Ve yeni bir iş oluşumu var. Hayırlı olacak, 31 ya da 32 ay içerisinde de tüm sıkıntılarınız bitmiş olacak. İnşallah. Yalnız benim eşim memur, yani başka bir şehire mi gidiyoruz? Evet, başka bir şehir gözüküyor size. Değişim döneminiz. İş anlamında ben mi acaba, eşim mi işte? Yok, eşinizin rüyası bu. Haneyi ilgilendiren noktada, ya 32 dişin birden dökülmesi, yeni bir değişim, yeni bir oluşum ve 31 ya da 32 ay içerisinde farklı bir noktaya geçiş yapacağınız, bu nokta sizin için hayırlı olacak. Siz hemşire misiniz, memur musunuz? Hiçbir şey, ev hanımıyım. Ev hanımısın. Ama daha önce çalışmışlığım var biraz. Tamam. Şöyle söyleyeceğim o zaman, eşinizle alakalıdır. Gittiği noktada da artık kalıcı evresi. Yani tamamıyla kalma dönemi yaşayacak gözüküyor. Evet. Yalnız ben kendi rüyamı anlatsam. Buyurun. Ben de bugün rüyamda sabaha karşıydı. Küçük bir bebek, 5-6 aylık bir bebek seviyorum. Akrabamızın ev bebeği. Evet. Tam cinsiyetini hatırlamıyorum ama... Bebek işte böyle tırnaklarını yeni kesmiş annesi, böyle bir battaniyenin içinde çocuk falan. Evet. Daha diyorum, bu kesmişsin, bu tırnakları atmamışsın falan diyorum. Tırnak kesikleri orada duruyor. Çocuğu seviyorum falan. Yolculuğa gidecekmişiz ama yolculuğa gitmeyi artık ne yapıyorsam unutuyor mu ne yapayım. Orada uyuyup kalmışım bebeğin yanında. Ayşe, senin ailen farklı bir şehirde mi? Evet. Yani sen bu yaz dönemi, yani Haziran okullar ya da düzen, ailenin evresine gideceksin. Yalnız ailenizin içerisinde de bir mal konusu ve bir çocukla alakalı bir sıkıntı olacak ama sonu ferah. Endişe etmeyin. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun. İsmini vermek istemeyen izleyicimiz İzmir'den arıyormuş. Günaydın.
Günaydın. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizlere iyisiniz. Çok şükür. Buyurun, dinliyorum sizi. Ya ilk günde ben kendi rüyamı, bir de eşimin rüyası var. Hemen kısa kısa alayım lütfen. Benim bir rüyam var, kısa anlatayım size. Bir kazı kazıyorum rüyamda. Bir tane kazan ama altın, altı böyle daha bir kalın bir altın. Sonra geliyorlar, diyorlar hani ne küve buldum burada diyorlar. Ondan sonra ama onu alıyorum kendime. Tekrar kazı kazıyorum. Oradan şey çıkıyor. Bu sefer daha geniş bir tencere ama bendeki kazandan daha ince. Onu onlara veriyorum. Kazan bende kalıyor. Kazan sizde kalıyor. Evet. Kaç yaşındasınız siz? 43 yaşındayım. 43 yaşındasınız. Eşinizin rüyasını da alayım. Eşimin rüyası böyle bir nar bahçesi oluyor. Yemyeşillik içinde. Evet. Ve narlar dışarıdan olmamış gibi, daha küçük ama alıyor ondan, ortadan ayırıyor, bakıyor içi kıpkırmızı olmuş. Tamam. Hem bana yediriyor hem kendisi yiyor. Öyle ayılmış. Peki kaç yaşında eşiniz? 47 yaşında. Şöyle söyleyeceğim, nar berekettir. Yani yaşadığınız bütün olumsuz dönemlerin bu yıl biterken aydınlığa, çünkü nar doğurma enerjisi verir insan hayatında ve yeniliği ve bereketi getirir. Sizin için 2016 gerçekten bolluk, bereket ve huzur. Fakat eşimiz biraz huysuz bir adam mı? Biraz sinirli. Yani zaten biraz, çok görmüyorum. Çok iyi bir eşiniz var ve ailesine ve düzenine bağlı. Sadece parasal konularda şanssızlıklar yaşamış. Bence evinizde bir mevlüt okutturun. Bir yedi kapıya kurban, adak adayın, yedi kapıya bir kurban dağıtırsanız bu bereketsiz evreleriniz bitip feraha kavuşacağınızı gösterir. Kazanın sizde kalması ise, rüyanıza göre altın buluyorsunuz ve kadınlar var, hı-hı, ve kazan. Siz her zaman bu dönemden sonra nar ve 2016 itibariyle hayatınızdaki her şey istediğiniz şekilde verimli ve aydınlık olacak. Yalnız kadınsal bölgeniz dikkat edilmesi lazım. Ufak bir tedavi noktamız olabilir. Dikkat diyorum. Yani sizde, sizin aslında rüyada kadın doğuran bölgemizde bir problemimiz var. Bunu ihmal etmeyeceğiz ama 2016 sizin için bolluk, bereket, bütün sıkıntıların geride kaldığını gösterecek. Bir şey daha sorabilir miyim? Buyurun. Ya bir tekrar dün akşam bunu gördüm. Sözde bir fal bakılıyor bana. O falda böyle bir yerde telefon direği var. Böyle üçü bir arada. Telefon direği. İlk önce yılan kafası diyor. Sonra inek kafası diyorlar bana. Ondan sonra da çilekler. Böyle şimdi, üçü bir arada. Peki şöyle söyleyeceğim. Sizin büyük bir mal beklentiniz var. Nereden bekliyorsunuz bu malı? Ya benim evim var, onu satmak istiyorum. Tamam, çünkü burada bir mal beklentiniz var. Bu malla birlikte aydınlığı. Bakın, yılı temsil ediyor. Yani inek bana göre sizin bu yıl bitmeden sorunları. Ama 2016 sizin için bolluk ve bereket yılı olacağı için hiç endişe etmeyin. Yani burada sizin rüyanızda bile bir an önce toparlanmaya ihtiyacınız var. Ve biri size fal baktığını söylüyorsunuz. Bu güzel, aydınlık ve verimli. Endişe etmeyin siz. Sıkıntılarınız bu yıl geçecek. Satış olacak mı acaba? Efendim? Bu yıl satış olur mu acaba? Bu yıl bitmeden her şeyiniz aydınlığa kavuşur. Merak etmeyin. Çok. Rica ederim. Sevgiyle kalın. Dilek Erdoğan İstanbul'dan arıyor. Günaydın Dilek Hanımcığım. Günaydın Emine Hanım. Heyecanlıyım, kusura bakmayın. Rica ederim. Ben rüyalarımı böyle hani sabah kalktığımda tam hatırlamıyorum. Ama geçen rüyamda dolma yapıyorum. Dolmanın içini hazırlıyorum. Ama sonra bir bakıyorum, işte Elfin geliyor yanıma, diyor ki hani Dilek diyor, sırf diyor pirinç bembeyaz olmuş diyor. Hani hiç renk yok diyor. Hı-hı. Diyorum ki yenge, altında diyorum kıyma var. Sonra altına bir üstüne getiriyorum. Altında kıyma falan yok. Sırf maydanoz koymuşum. Böyle yeşillik var. Bazen görüyorum rüyamda inek. Bazen görüyorum göğsümden süt geliyor. Bazen yumurta görüyorum. Böyle karışık. Bazen de rüyamda renkli olduğumu görüyorum bir iki kere. Hani çocuk istiyorum, bekliyorum. Tamam. Şöyle söyleyeceğim. Karışık görüyorum. Tamam. Dilek, kaç yaşındasın ve gerçekten hamile kalamıyor musun? Evet. 28 yaşındayım, kalamıyorum. Tamam. Çünkü gebeliğinle ilgili. Yani burada aslında kıyma görmemen güzel. Yalnız tedavi olmanız lazım. Hem eşinizin hem sizin. Tedavi sürecinde pirinç hanenize çocuğu temsil ediyor ama
1,5 yılınız daha var. Allah size nasip edecek. İkiz çocuk nasip edecek. Yani inek ve süt. Yani yılı temsil eden bir noktadır. Yani 2016 bitmeden anne olacağını gösteriyor rüyanız. Çok çok teşekkür ederim. Ama tedavi olmanız lazım Dilek evet, Hanımcığım. Evet, şu an zaten görüyorum. Yani eşinizin de tedavi görmesi lazım. Sperm sayılarındaki vitamin eksikliği olabilir ve sizin rahim bölgeniz çocuğu tutmuyor. Çocuğu tutmadığı için, yumurtalıklar tutmadığı için güçlü ve düzenli ve çok fazla kendi vücudunuzu kasmamanız lazım. Bence doktorunuzu değiştirin. Tamam. Peki. Yani şey, bir şey soracağım. Doktorumu aslında yeni değiştirdim. Yeni ben mi değiştirdin? Tamam. Yeni bir doktora başladım. Tamam. Yeni erkek bir doktora tamam. başladım. Tamam. Olumludur. Daha önce kadın doktora mı gidiyordun? Evet. İki tamam. kere kadına gittim. Bu üçüncü erkek denedim. Sizin için hayırlı olacak ve doğum evreniz gözüküyor. Merak etmeyin. Çok teşekkür Rica ederim. Rica ederim. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Sultan Sarı Çorum'dan arıyor. Günaydın. Günaydın Ünlü Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok şükür. Buyurun dinliyorum sizi. Emine Hanım ben bir iki hafta önce görmüştüm. Çok rüya gören bir insan değilim zaten. Evet. Bir Allah dostu gördüm. Bir de ondan sonra Mevlüt'te pide yiyorum. Böyle bir rüya gördüm. İlk sözünüzü anlayamadım. Ne gördünüz siz? Bir Allah dostu. Hani Allah dostu. Tamam ha? Peki. Evet. Hı-hı. Bir de pide yediğiniz gözü gördünüz. Evet. Kaç yaşındasınız? 33 yaşındayım. Evli misiniz? Evet, evliyim. Oğlunuz var mı? İki oğlum, bir kızım var. Allah bağışlasın. Bu Aynen. çocuklardan biri 12 ya da 14 var mı? Evet, büyük oğlum 14, küçük oğlum da 12 yaşında. Tamam. Özellikle büyük oğlumuz gerçekten hem dini olarak hem kariyer hayatı ile ilgili çok başarılı ve aydınlık olacak. Yani buradaki 14 yaş dönemimizdeki yani Allah dostu olan sizin evladınızın ileride hem kendi hayatı hem de kendi diniyle alakalı çok büyük başarılar sağlayacak gözüküyor. Büyük oğlunuz çok akıllı ama dağınık bir karakter yapısı var. Bunu toparlamanız gerektiğini düşünüyorum. Küçük oğlunuza evet, geldiğim vakitte dışarıya dönük ve hareketli bir çocuk. Ama her iki evladınız da başarılı. Büyük bir ihtimal pide evinizdeki bütün huzursuzlukların bitmesi, yeniliklerin oluşumu, evlatlarınızla alakalı noktada çok büyük bir hayır göreceğinizi gösterir bir tane. İnşallah. Kız çocuğum hakkında da bilgi alabilirim. O kaç yaşında? 9 mu 7 mi? 7 yaşında. Tamam. Çok yetenekli. Bakın çocuklarınızın üçü de birbirinden zeki ve akıllı. Ben küçük kızınızı daha çok babasına benzetiyorum. Ya halası ya babaannesi. O soya çok benzeyen bir noktada. Çocuğumuzla ilgili biraz daha dikkatli. Çünkü siz sinirli bir yapıya sahipsiniz Sultan Hanım. Sinirlendiğiniz zaman çocukları çok hırpalayan bir yapıya sahipsiniz. Sizden ricam sinirlendiğiniz zaman çocukları evde bırakın. Parka mı gideceksiniz? Alışverişe mi gideceksiniz? Ne yapıyorsanız yapın. Çünkü üç çocuğunuz da çok zeki ve çok akıllı. Teşekkür ederim Ünlü Hanım. Eşimle benim aramda... Eşinizle durumumuz... sizin aranızdaki sorunlar bana göre iki yıldır var. Ama şöyle söyleyeceğim. Evet. Sizin de değişmeniz gerekiyor. Ve kendinizi komple yenilemeniz gerekiyor. Çünkü çok sinirlisin ve evde çok huysuz bir hatunsun sen bir tanem. Öyle değilim aslında. Burada, o zaman eşinde bir sorun var. Yani burada birinin çok huzursuz olduğu gözüküyor. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Kısa bir ara Ebru Hanım'la birlikte devam edeceğiz diyorum dedim bile. İyi sabahlar, iyi sabahlar. Televizyonlarını yeni açan izleyicilerimize mutlu, pozitif, muhteşem bir gün diliyorum. Muhteşem bir gün diliyorum. Bugün skinny jeans egzersizleri yaptık, selüt savar yaptık. Evet, nasıl izledin sen bizi? Muhteşem. Kıskanıyorum vallahi. Evet, o selüt savar 5 versiyonda yıkıldık. Kimse oturamıyormuş şu anda. Ama oturursunuz, akşama kadar geçer diye düşünüyorum. Panik yapmayın. Lütfen yeşil çaylarınız da hazır olsun ve güne muhteşem bir şekilde başlayalım diyorum. Evet, bugün sevgili Emine Akkaya ile devam edeceğiz. Hemen telefonumuz var. Bandırmadan bir telefonumuz var. Ha bu arada bugün ben nefis bir balık köftesi yapacağım. Çok güzel bir tarif. Çocuklara yönelik ama biz yetişkinler için de balık yediremeyen anneler ekran başına lütfen. Çünkü bu köfteyi yiyen çocuk balık olduğunu anlamıyor. Çok güzel, çok özel bir tarif. Bence kaçırmayın derim. Ayrıca saç dökülmelerine karşı çok güzel bir tarifim olacak, bakımım olacak. Onu da yapacağım. Yok, yok. Ebru'yla de yine.
Emine Çilek. Ay ne güzel soyadınız var sizin. Teşekkür ederim. Nasılsınız Emine Hanım? Teşekkür ederim Ebru Hanım. Siz nasılsınız? Çok heyecanlıyım. Çok teşekkürler. Biz de iyiyiz. Gayet iyiyiz. Sorunuz var muhakkak. Evet, bir rüyanız Emine var. Evet Emine, sizi de sevgiyle izliyorum, takip ediyorum, yapmaya çalışıyorum. Pilates yaptınız mı bugün? Ben 6-7 senedir yapıyorum. Bugün yapamadım çünkü dizimden artroskopi olmuştum. Dizim çok ağrıyor. Evet, bugün yapamadım. Zorlamak Eğer istemedim. Eğer dizinizde sorun varsa squatları yapmayın. Evet, dün dilevası gün biraz yaptım, zorlamışım. Dün skeçeyi yaptım, streç hareketlerini yaptım ama bugün çok ağrıdı. Dedim bugün yapmayayım, zorlamayayım. Squatlarda biraz sıkıntı olabiliyor. Dize yük bindirme gibi evet. O kontrolü tam böyle evet. İyi sağlayamayabilirsiniz. Evet. O yüzden squatları yapmayın. Ekranda görmeyince çok üzülüyorum Ebru Hanım. O Nasıl? Yüzden ne olur bırakmayın. Ne dediniz? Sizi ekranda görmeyince çok üzülüyorum. Ne olur bırakmayın. Yok bırakmayacağım. Yola devam. Pilates'te yola devam. Teşekkür ediyorum. Çok Merhaba teşekkürler Emine ilginize. Hemen alalım rüyasını Emine Hanım'ın. İki Emine. Merhabalar Emine Hanım. Merhaba, günaydın. Nasılsınız? Günaydın. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Çok heyecanlıyım. Çünkü bir aydır uğraşıyorum. Çok sık rüya görmediğim için. Yani bu rüyamdan çok etkilendim. Anlatmak istedim. Şimdi bugüne kısmet düşürebildim. Hemen geçiyorum rüyama. Ben rüyamda bir odadayım ama yani evim mi değil mi bilmiyorum. Bir odadayım böyle. Evet. Bir kömür sobası var, simsiyah. Ondan sonra bir kız bebeği görüyorum. Küçük ama bebek. Hı-hı. O kadar güzel ki. Öpüyorum, seviyorum ama birden bakıyorum elimde ölüymüş bebek. Yani ölmüş. Dış kapının, tam yere dış kapının önüne bırakıyorum. Oradan yani yüzünü görüyorum. Ama o kadar etkileniyorum ki güzelliğinden hafifçe kapatıyorum. Yani ona zarar vermeyecek bir şekilde aralık kalıyor. O arada oğlumu görüyorum. Benim oğlum var 21 yaşında. Yarın 21 yaşına girecek. Ne güzel. Yurt dışında okuyor. Onu görüyorum bir kalabalığın içinde elinde bir çanta bana el sallıyor. Ama sesleniyorum o da beni görüyor. Birbirimize şey yapamıyoruz. Kavuşamıyoruz. Hmm. Ondan sonra birden kafamı çeviriyorum. Bebek canlanmış. Hayatta hiç bu kadar sevindiğimi hatırlamıyorum. Gerçek hayatımda da. Rüyamda o kadar seviniyorum ki. O kadar. Kucağıma alıyorum tekrar. Öpüyorum, öpüyorum, öpüyorum. Resmen bebeği öpücüklere boğuyorum. Sarılıyorum. Sonra en küçük kız kardeşimi görüyorum. Onun kömür sobasıymış. Odanın ortasında kocaman bir kömür sobası. Diyorum ki bunun üstü diyorum çok dip böyle şey olmuş, kurum olmuş. Bir kova su alıp sobanın üzerine doğru döküyorum. O şekilde uyanıyorum. Çok etkilendim. Bunu bir aydır sizi düşürmeye çalışıyorum yorumlatmak için. Peki kaç yaşındasınız hanımefendiciğim? 50 yaşındayım. 50 yaşındasınız. Şöyle söyleyeceğim. Aslında çok eğlenceli ve hayat dolu bir yapınız var. Ve inanılmaz da çok zeki ve pratik bir zekaya sahip bir yapınız var ama son oğlanın gitmesi biraz sizi yıpratıyor mu? Yani üzülüyorum. Evet, yani oğlanı kaybedeceğim endişesine mi girdiniz? Çünkü çocuğumuz... Onu hep yaşıyorum, doğduğu günden beri yaşıyorum. Evet, yani burada en büyük problemimiz aslında siz çocuğunuza çok büyük bir aşk. Yani yaradandan sonra en değer verdiğiniz varlık olarak gözüküyor. Evet. O yüzden şöyle bir durum var. O evladımızın ileride bir kız çocuğu olacak ve gerçekten rüyanızda gördüğünüz kadar güzel ve aynı rüyanızdaki torununuza sahip olacaksınız. Çok yetenekli bir evladınız var. 4 yıl yurt dışı kapısı olarak gözüküyor. Hatta orada kalmaya da niyeti olan bir çocuğumuz. Ama hiçbir zaman bağlarınız kopmayacak. Her zaman güçlü ve aydınlık. Yalnız belki mide ve göğüs bölgemizde sinirden oluşan ağrılarımız olabilir evet, sizden, sizde. Bunları ihmal etmeyin. Aslında bir de yeni bir oluşturmaya çalıştığınız parayla alakalı oluşmasını istediğiniz yeni bir anahtar var. Ya satma adına bir şey. Bu da aydınlığa kavuşacak gözüküyor. Bence hani ölü diri ve sevinci temsil eder, dirilişi temsil eder. Aslında hayatınızda korktuğunuz bütün kötülükler geride kalmış ve artık siz dirisiniz ve iyileştiniz hayata dair noktada. Teşekkür ederim. Bir 10 yaşında kızım var. Ona istinaden diye gördüm. Çok korktum. Hayır hayır hayır. Çocuklarımızla ilgili herhangi bir, yani burada mesela erkek çocuğunuzun doğacak kız çocuğunu da görüyorsunuz. O yüzden burada herhangi bir kayıp ya da çocuklarınızla ilgili bir sıkıntı evet. Yok. Merak etmeyin. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok teşekkür ederiz. Hemen
Hemen bir telefonumuz daha var. Eskişehir'den Didem Tiryaki bizi arıyor. Didem Hanım iyi sabahlar. Teşekkür ederim, iyi sabahlar. Nasılsınız? Teşekkür ederiz, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, biz de iyiyiz. Pilates yapınca böyle iyi oluyoruz. Aynen, sayenizde 6 kilo verdim, teşekkür ederim size. Aa, çok memnun oldum gerçekten, 6 kilo. İlk günden beri yapıyorum, Instagram'da sizi takip ediyordum. Öncesinde yayınımızdan haberim olmuştu. İlk gün başladım, herkese de haber verdim. Sizle beraber hep beraber yapıyoruz şimdi. Harika, süper. Kim tutar sizi? Devam yola. Sağ olun, teşekkür ederim. Hemen rüyanızı alalım. Merhabalar Emine Hanım. Merhaba Didem Hanım. Buyurun sesiniz dinliyorum. Biraz şey değil mi? Düşük geliyor. Geliyor. Biraz evet. Daha yükseltebilirseniz. Tamam. Çok sık rüya görüyorum ve çok etkileniyorum rüyalarımdan. En son gördüğüm rüyamda annem bahçemize 3 adet gül ekmiş olarak gördüm. Kırmızı gül ekmiş olarak gördüm. Bir de bir 2 tane erkek evladım var. Büyük olan oğluma ne zaman kıssam gece rüyamda korkuyorum. Onunla alakalı korkularım oluyor. Küçük oğlumun da bir şey olduğu zaman sürekli deniz olarak görüyorum rüyalarımda. Bununla alakalı yorumlar almak istedim. Çocuklarınız size. Kaç yaşında Didem Hanım? Büyük oğlum 7 yaşında, küçük oğlum 19 aylık, 1,5 yaşında. Siz kaç yaşındasınız? Ben 30 yaşındayım. Aslında rüyanız güzel ama siz büyük oğlanla ilgili niye bu kadar endişelisiniz peki? Şöyle anlatayım, çok küçüktü, gece huzursuzluk yapmıştı. Ben de onu biraz böyle salladım, dedim uyu artık yeter. O gece rüyamda sarı bir dev adamın onu almak istediğini gördüm. Sabah kalktığımda eşime dedim ki bu gece çok kötü bir rüya gördüm. O da bana döndü dedi ki sarı dev adamı mı gördün? O da aynı rüyayı görmüş. O günden sonra hep böyle içimde bir endişe var. Bilmiyorum, anlam veriyor. Yani şöyle söyleyeceğim Didem, gerçekten... yorucu bir enerjin olabilir ama çok iyi bir annesin. Çocuklarına çok düşkün bir yapın var. 3 dönem, yani bir 3. çocuk sahip olacağın da gözüküyor rüyanda. Kız çocuğunun olacağını da gösteriyor rüyan. Belki psikolojik olarak kendini evde çok yalnız ve yorgun hissediyorsun. Dışarıya dönük enerjin biraz eve kilitlenmiş olduğu için biraz daha hani renkli bir enerjiye ihtiyacın var. Eşinin de yoğun bir temposu ve siz evde çocuklarla çok yalnız kalmış olduğunuz için psikolojiniz biraz daralmış noktada. Hani belki alt beyni biraz temizlemeye ihtiyaç olabilir ama çocuklarla ilgili herhangi bir sağlık problemi yok. Hani boşuna endişe edip o korkuyu çocuklara o enerjiyi yüklüyorsunuz. Bence böyle bir enerjiden çıkın, geleceklere çok parlak çünkü. Güzel biliyorum, teşekkür ederim. Peki eşimin işle alakalı bir değişimi söz konusu böyle bir şey olacak mı? İşle alakalı bir değişim. İşle alakalı Haziran, Temmuz, Ağustos. Ağustos'un 21'inden sonra yani toprak dönemine girdiği vakit, başak dönemine girdiği vakit eşinizin işle alakalı noktası verimli ve aydınlık olmuş olacak. Benim peki, ben de çalışıyordum, çocuk olunca bıraktım çalışmayı. Sizin çalışma döneminiz, bakın siz çok daralmışsınız. 19 aylık 2 yaş oluyor değil mi? 2 yaşına yakın oluyor. Doğru. Artık siz çalışabilirsiniz çünkü siz dışarıya dönük bir insansınız. Yani siz ev hanımı olabilirsiniz ama çalışan bir ev hanımı olmanız gerekiyor. Çünkü ev sizi boğan noktada. O yüzden psikolojiniz yorulmuş. Dışarıya atmanız gerektiğini ifade ediyorum size karşı. Ama çalışma hayatınız olacak. Eşiniz Eylül'ün, yani Ağustos'un 21'inden sonra değişim yaşayacak gözüküyor. Eğitim hayatımda peki yeni bir döneme başladım. Eylül ayında kaydım yenilenecek. Evdeyken okulumu tamamlamak istiyorum. Onu da başarı sağlayabilecek miyim? Eğitim hayatınızla ilgili yenilik. Hayatım biraz senin Didemciğim, çabuk sinirlenen bir yapı karakterin var ya, çok uysalsın ama ani tepkilerin var. Bunları toparlarsan iyi bir eğitim hayatını görüyorum. Sen çok akıllı ve zeki bir hatunsun zaten. Bir sıkıntı yok. Peki, sevgili. Çok teşekkür ederiz. Ses gitti birden. Evet, birden hemen sonra. Başka bir telefonumuz var. Vakit kaybetmeden alalım. Nazilli'den Ayşe Hanım arıyor bizi. İyi sabahlar. İyi sabahlar Ebru Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Önce size bir sorum var, izin verirseniz. Evet. Ben daha önceki yayınlarınızdan sizi çok izliyorum. Sürekli pilates yapıyordunuz zaten. Ama şu bir haftadır yaptığım pilatesten dolayı üst bacaklarım çok ağrıyor. Neredeyse böyle kambur şekilde yürümeye başladım. Nereniz ağrıyor? Üst bacak. Üst bacaklar. Üst bacaklar. Biraz yüklendik. Biraz yükleme yaptık bu hafta. Tabii selülit savarlar, skinny jeans egzersizleri
Neler yaptık başka bu hafta? Şey yaptık, kardiyopilates. Kardiyopilates falan yaptık. Evet, evet. Bayağı squatlar fazla oldu. Esasında yorucu bir tempo. Yani her gün yaptıysanız bu hafta için. Yorucuydu. Evet, her gün yaptık. Dün streç iyi geldi. İyi gelmiştir muhakkak. Daha iyiyim ama hani hala da ağrıyor. Yani bu normal mi? Normal. O kas ağrısı normal, çalışıyor. Hareketleri doğru yaptığınızı gösterir esasında. Benim sizden şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Muz yiyin, magnezyum açısından, doğal mineralli su için, maden suyu için yani. Ve bugün de streç yapın biraz. Bir yarım saat streçe vakit ayırırsanız yarın daha iyi hissedeceksiniz. Kaslarınızın dinlenmesi lazım. Tamam, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Rüyanız var, alalım hemen. Evet, iyi günler Emine Hanım. Günaydın, buyurun. Ben eşimle alakalı bir rüya anlatmak istiyorum. Evet, dinliyorum. Esim rüyasında küs olduğu küçük erkek kardeşiyle karşılaşıyor ve örümcek kovalıyorlar ve bu bizim evde oluyormuş. Örümceği sürekli kovaladığını, öldürmeye çalıştığını anlattı. Hani çok fazla hani böyle korkmuş örümcekten, çok büyük bir tarantula şeklinde bir örümcekti dedi. Hı hı. Çok fazla kovalamışlar, yakalamaya çalışmışlar, hatta öldürmeye çalışmışlar ama ne yakaladığını ne öldürdüğünü hatırlamıyor. En son sanki elime geldiği gibi hatırlıyorum diyor ama hani hiçbir emin olamıyor yani bu konuda. Yalnız çok fazla etkilendi. Peki eşinizin ismi ve yaşı kaç bir tane? Serkan, 34 yaşında. Siz kaç yaşındasınız? Ben 28 yaşındayım. 28 yaşındasınız. Hamile misiniz ya da yakın dönemde doğumun? Hayır, hamile değilim. Hani bir evladım olsun istiyorum. Hani bir tane evladım var, 6 yaşında bir oğlum var ama hani bir evladım daha olsun çok istiyorum. Eşim pek istemiyor ama. Tamam, örümcek eşinizin sonuçta alanında öldürmüyor, yakalayamıyor. Büyük bir ihtimal bu yılın 9. ayı itibariyle size evlat sahibi olacağınızı gösteriyor. Ve eşinizin de işiyle ilgili yeni oluşturmaya çalıştığı ortaklı olabilir. Yeni iş kurmaya çalıştığı bir noktası var. Ekim, Kasım, Aralık yani 2016'nın en geç Aralık ayına kadar sizin hayatınızdaki maddi problemlerin hepsi bitmiş. Daha rahat bir süreç ama Tarkan Bey'in şöyle bir durumu var. Biraz içine kapanık, biraz kendi dünyasında yaşayan bir yapıya sahip ama kötü bir insan olarak görmüyorum. İyi bir eşe sahipsiniz. Sadece sorunlar, birbirinizi doğru noktada yakalayamamışsınız. Gereksiz sorunları hayatınız içerisinde büyütüyorsunuz. Evet, benim ailem, benim kendi ailem tarafından çok fazla sıkıntı oldu. Hani nişanlılık dönemi olsun, düğün dönemi olsun, hani hamilelik evresi olsun. Hatta biz hamilelik döneminde ayrılma noktasına kadar geldik. Hani çok çok kötü şeyler atlattık. Şu an birbirimizi daha iyi anlıyoruz ama benim ailem tarafından çok büyük sıkıntılar oldu. Sürekli anlaşmazlıklar oldu ve hep bu bana yansıdı. Bütün suçlar benim üzerime kaldı. Çok büyük sıkıntılar atlattık. Şu anda iyiyiz. O da kendi ailesiyle biraz atışmış durumda. Sürekli eşimi yanlış anlıyorlar. Her şeyi ondan bekliyorlar ama her şeyin suçlusu o oluyor. Bu da kendi içinde çok sıkıntılı. İşini değiştirmek istiyor. Malum iş durumlarından dolayı hani ona da cesaret edemiyor. O yüzden büyük sıkıntılar içerisinde kendisi de. Yok, geçecek. Yani 2016'nın Ekim'ine kadar hayatınızdaki her şey oturmuş olacak. Bence tek problem birbirinizi yanlış anlıyorsunuz. Yanlış anlaşmalardan kaynaklanan sorunlarımız var. Bence iyi bir eşin var. Keyifli bir adam da. Sadece kendi dünyasında yaşayan bir yapısı var. Bir de Ayşe, sen çok tez canlı bir yapıya sahipsin. Olsun bitsin bir an önce isteyen bir yapıya sahipsin. Biraz daha sabırlı olursanız her şeyiniz toparlanmış olacak. Peki. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. Şanlıurfa'dan bir telefonumuz var. Zehra Hanım bizi arıyor. Zehra Hanım, iyi sabahlar. İyi sabahlar. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Biz de iyiyiz. Rüyanız var sanırım. Evet, sizin vaktinizi de almak istemiyorum. Kardeşim hamiledir. Rüyasında gerdanlık, altın gerdanlık görmüş. Elinden almak istemişler, saklamış, vermemiş. Acaba neydi yani? Kardeşiniz kaç aylık hamile? Kardeşim 6 aylık. Yalnız riskli bir hamilelik dönemi yaşıyor mu? Evet. Yani bu gebelikte bir sıkıntı olabilir, çocukla ilgili bir sıkıntı olabilir. Erken doğum olabilir ya da çocukla ilgili bir sıkıntımız olabilir. O yüzden bu rüya kardeşinizle ilgili uyarıdır. Doktor gözetiminde olması gerekebilir. Zaten doktor gözetimi altında
değiştirmek istedim. Yani ben bu çocuğun yani hayata geleceğiyle ilgili biraz kaygılıyım ama Cenab-ı Allah yine hayırlısını yazsın diyorum. Ya kızıma erkek anlamında biz kız olarak söylemişti doktor. Nasıl anlamadık? Kız olarak söylemişti kendisine. Tamam. Ama biz... Erkek oldu. Hayır, yani erkek midir, kız mıdır biz onu anlamak istemiştik. Rüyasından. Ha, tamam. Siz çocuğun kız mı erkek mi olacağını soruyorsunuz. Evet. Altın... karar veremedim. Alt içimden bir ses, erkek bir ses. Büyük bir ihtimal kız olacak. Ben kendi rüyamı söylemek istiyorum. Çok kısaca alalım mı? Çünkü çok telefonumuz evet, var Zehra Hanım. Tamam, kusura bakmayın. Rica ederim. Ben rüyamda dergaha gitmişim. Orada namaz kılmak istiyorum ama kılamıyorum. Bir baktım ki bir panayır kurulmuş. Oraya yöneldim, sonra başka bir kapıya yöneldim. Bembeyaz bir at, üstünde şövalyesi vardı. Ben de dedim ne kadar güzel bir at, İngiliz atıdır bu dedim. Zehra'cığım şöyle söyleyeceğim. Aslında siz bir dergaha üye misiniz? Hayır. Ben orada her zaman gidip dua ederim. Tamam. Bulunduğunuz, gittiğiniz bir dergah var. Sonuçta üye olup olmamak da önemli değil. Hayır. İbrahim, Hazreti İbrahim Aleyhisselam makamına... Tamam. Siz o noktada kendinizi oradaki değerli büyüklerimizden birine okutturursanız sevinirim. Çünkü sizde namaza secde edemediğiniz, dua okuyamadığınız gözüküyor. Sizde bir kısmet bağlılığı var ve üzerinizdeki enerjiden dolayı olacak şeyleriniz yarım kalıyor. Yani gittiğiniz nokta, dua ettiğiniz nokta neresiyse oraya rica edin, kendinize bir dua okutturun lütfen. O hayırlı olacaktır sizin için. Bereketi mi kalmamış? En azından şanssızlıkları evet. Gider. Çok karmaşık, sinirli yapısı. Yani ben orada kardeşimi de gördüm. Hatta yeni doğurmuş kız çocuğu çocuğu elinde kundakta çok güzeldi. Diyorum çocuğun neydi bebeğin? Bana kundağı açmadı. Tek suretini çok güzel bir erkek çocuğuydu. Dedim tamam anladım. Senin erkek çocuğun olacak. Hatta böyle söyledim. Ya şöyle söyleyeceğim Zehra, senin ilk önce yaşadıkların çok yorucu, çok kalabalık bir aile yapısına sahipsiniz. Evet. Ve yaşadığınız o olumsuzluklar çok had safhada. Yani karmaşık evet. Rüyalar görebilirsiniz. Çünkü kalabalık bir ailenin ve mutsuz bir düzenin içerisinde bir yerlerde toparlanmaya çalışıyorsunuz ya, evliliğinizde, kardeşinizde her zaman evin büyüğü şeklinde hareket ediyorsunuz. Ve çok fazla yorulmuş noktanız var. Bu yorgunluktan dolayı bu tarz rüyalar görebilirsiniz. Ama ben tabii ki her şeyi Cenab-ı Allah bilir. Ben kim oluyorum ki? Ama sakin. Kızınızın, kardeşinizin kız çocuğu ama hamileliği riskli. O yüzden dikkat edilmesi lazım. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Evet, çok teşekkür ediyoruz Zehra Hanım'a. Hemen bir İzmir'den bir izleyicimiz var. İsmini vermek istememiş. İyi sabahlar. Merhaba Ebru Hanım. Öncelikle ben size samimiyetinizden ve ekranı bize yansıtmış olduğunuz bütün güzel şeylerden dolayı teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim takip ettiğiniz istiyorum. Için. Çok teşekkürler. Emine Hanım sizi de çok keyifle ve ilgiyle takip ediyorum. Şimdi ben bir ayı aşkın bir süredir önce bir rüya gördüm. Ve o tarihten beri de size ulaşmaya çalışıyorum. Bugün çok mutluyum ve çok heyecanlıyım size ulaştığım için. Çok mutlu uyandığım bir rüyaydı. Hı hı. İzmir'de çok ünlü yaşam merkezi olan böyle bir çifte ismini vermek istemediğim böyle çifte kuleler olan bir binanın içerisindeyim. Ve onun asansöründeyim. Evet. Ben 1,5 yıl aşkın bir süre önce işimden ayrılmıştım. Ve o tarihten bu yana da maddi anlamda bir takım sıkıntılar oldu elbette. Evet. Evet. Kendimi öyle bir yerde işe başlamış olarak görüyorum ve bana diyorlar ki nasıl gidip geleceksin o işe? Ben de diyorum ki artık benim hani biraz ütopik olacak bir jetim var. Ben jetle işe gidip geleceğim gibi böyle bir cevap veriyorum. Çok mutlu uyandım, çok mutlu oldum. Son zamanlarda hani hiç olmadığım kadar rahat uyandığım bir rüyaydı. Yorumlamanızı rica ediyorum. Kaç yaşındasınız hanımefendi? 41 yaşındayım ben. 41 yaşındasınız. Şöyle söyleyeceğim. Daha bir dönem daha iş probleminiz devam edecek. Büyük bir ihtimal
2015'in Ekim ya da Eylül dönemine kadar bu sıkıntınız devam edecek ama o gördüğünüz ikiz kuleler şeklinde bir iş kapınız da olacak. Jet hızı aslında rüyanız hızlı gösteriyor ama yazı geçirmeniz lazım işle alakalı noktadan. O yüzden biraz daha sıkıntılarınız devam edecek. Yalnız burada bazı borçlar var, risk altında borçlar olarak gözüküyor. Bunları da büyük bir ihtimal Kasım ya da Aralık'ın 23'üne ya da 25'ine kadar çözmüş olacaksınız. Bence mutlu yanlışınız. Aynı duyguyla devam edin. Çünkü Eylül ayı sizin için gerçekten mutluluğun başlangıcı, problemli dönemlerin bitme evresi olacak. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederiz. İyi günler.